Merhabalar. Acun Bey hoş geldiniz. Sizinle tekrar bir programda olmak harika. Mutluluk verici. Ben Hakan Atipoğlu'nu destekliyorum. Hakan yarışmaya çok iyi hazırlandı. Hazırlanırken iletişim halindeydik, onunla görüşüyorduk. Survivor'a da çok iyi başladı. Daha sonra sakatlandı. Hatta çok tehlikeli bir sakatlıktı. Şu an düzeldi. Son 3 haftada mükemmel gidiyor. Gönüllü takımı. Ben sizi şu bağlamda tebrik etmek istiyorum Acun Bey. İlk başlarken Survivor dengesizlik vardı takımlar arasında. Fakat dengeyi çok güzel sağladınız. Mükemmel sağlandı. Şu an seyir zevki açısından çok güzel gidiyor. Ben size bir şey sormak istiyorum Acun Bey. Albatros kuşu aşık ve yalnızdır. Günlerce kanat çırpmadan uçabiliyor. Siz de Dominik'ten buraya, buradan Dominik'e sürekli gidip geliyorsunuz. Bu tempoya nasıl ayak uyduruyorsunuz? Yani... Yani şunu demek istiyorum. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Yani biz buraya Kadıköy'den buraya gelirken zorlanıyoruz. Siz haftada 2-3 defa gidip geliyorsunuz. Ben 2-3 tane Acun Ilıcalı'yı klonlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda merak ettim. Yani çok teşekkür ederim. Benim şimdi en büyük motivasyonum başarı. Hani başarı da ne demek benim için? Seyircilerimizin ilgisi sağ olsunlar. Yani yaklaşık 12 yıldır ağır siklet prodüksiyonlar yapıyoruz. Ve yaklaşık 12 yıldır da ortalama yılda 80-100 kere birinci oluyoruz. Yani bu hiçbir televizyoncuya nasip olmuş bir şey değil. Ve seyircilerimizden yolda gördüğüm, ne bileyim işte geçen karşıdan karşıya geçmeye kalktım. Sağ olsunlar trafik durdu, geçirmediler beni. Yani o sevginin bendeki karşılığını anlatamam. Bu motivasyon olarak beni çok yukarıya taşıyor. Şey çok zor. Şu anda bile yani gerçekten gözlerimin üzerinde böyle bir ağrı var gibi. Çünkü dünyada en çok uçanlardan biri olabilirim. Tahmin ediyorum. Çünkü devamlı havadayım. Ve okyanus geçtiğiniz zaman zaten bünye hep zorlanıyor. İnanmayacaksınız. Sabah kalktığım zaman tavana bakıyorum. Sonra diyorum ki neredeyim? Yani hangi, neredeyim acaba? Dominik'te miyim? Türkiye'de miyim? Yani işte geçen Kolombiya casting'e gittik. 4 saat Kolombiya'da kalmak zorunda kaldım. Ondan sonra oradan gittik Los Angeles'a, Amerikan televizyonuyla toplantıya. O sirkülasyon içerisinde böyle bir garip bir dünya önümde böyle hızlı bir şekilde gidiyor. Ama elimden geldiğince de işte hani daha iyi yapalım, daha iyi yapalım diye görev bölümü ve dağıtımı yapıyorum. Mesela sevgili Alp'i ben çok beğeniyorum. Alp Kırşan benim için muhteşem bir sunucu. Ve Survivor'a dikkat ederseniz ona biraz daha sorumluluk verdik bu sene. Daha çok oyun sunuyor. O yüzden çok mutluyum. Onun dışında da ekip arkadaşlarıma mümkün olduğu kadar dağıtarak gitmeye çalışıyorum. Ama bir yerde pilim bitebilir yani. Allah korusun. Yani peki B planın var mı? Mesela bunu ne kadar gidecek böyle? Atıyorum sana yani. Şimdi senin yükün her geçen gün benim de takip ettiğim kadarıyla artıyor. Yani senin de planlamadığın teklifler geliyor. Kolombiya, Yunanistan, Romanya bu falan. Yani bir tarafta bu fizik kanununa aykırı yani. Bu mesela senin B pili var mı? Mesela her şeyi planlıyorsun ya, evet. Anlık da oluyor olmuş olsa. Ama şimdi bu gidişatla hani sen hem olacaksın, hem organize edeceksin, hem sunacaksın, hem ötekine gideceksin, hem orada. Ne olacak bu? Böyle mi? Ne olacak yani? Vallahi daha önce söylemiştim. Bir hedefim var. Televizyonculukta dünyayı ele geçirmek. Ya inşallah. Hani, ben biraz onu şey gibi gör. Ben yok, çok mantıklı hani diyorum. Bu şöyle bir tatlı bir yorgunluk aynı zamanda. Hani video oyunu oynarken sabahlarsınız. Ben saat kaç dersiniz ya, oynayanlar bilir bu dediğimi. Sabah ben yani o zamanlar şöyleydi mesela, Show TV'de ben muhabirken eve gelirdik, turnuvaya başlardık, korna çalardı, aşağı bakardık, servis almak için gelmiş. Eyvallah. Ondan sonra bırakıp ondan sonra yani 8'de gelmişiz, 12 saat oynamışız. Ondan sonra son maç 2 dakika bekle hareketi yapıp son maçı yapıp ondan sonra servise bir işe giderdik. Yani böyle bir dönemim de oldu benim. Onu oynayanlar şimdi genç arkadaşlar oynuyorlardır, vakti vardır. Onlar anlarlar bu dediğimi. Bu biraz aslında ben de bir oyun oynuyorum ya. Oyun şöyle, biraz hani benim oyun biraz daha büyük bir oyun. Biraz mı? Dünya haritasını düşün. Hani yapabilecek miyiz? Hani bütün dünyaya bu konuda başarımızı ispat edebilecek miyiz? Bu bir oyun benim için. Benim söylemeye çalıştığım şey. Ama oyunun verdiği yorgunluğu alma var yani. Yorgunluğu alıyor işte o bildiğin. Ekran önü.
motivasyon mu yorgunluk mu olmaya başladı? Benim için bir zevk ya. Survivor'ım tutuşum. Onu tartışmıyorum. Yani 100 yere de yetişmek durumundasın. Ben orada onun içinde olduğum zaman aldığım zevki anlatamam. Eyvallah. Yani ben motivasyon o zaman. Büyük. Eyvallah. Yani ben inanılmaz keyifli anlatıyorsunuz. İnanılmaz. Anlatamayacağım bir zevk alıyorum ya. İnanılmaz. Çünkü bu kadar üst düzey yarışmacılar. Yani işte internasyonel maç yaptırmaya kalkıyoruz. Tur atıyorlar rakibin üzerinden. Evet. Hani bu sezon çok önemli bir sezon bence ya. Böyle her sene denk gelmez. Bu kadar iyi yarışmacı bir arada olmaz. Ben yani bazen fanları da anlıyorum yani. Hani birisi onun fanı, öbür tarafta da rakibi de acayip bir rakip. Aynen. Onun rakibi daha acayip bir rakip. Kimin kazanacağını tahmin edebiliyor musunuz ya? Yok. Hadi edin bakayım. Ben edemezsiniz. 4-5 kişi. Ne sayarsınız? Her sene ne sayardık biz? 2. Evet. Bir saydığımız sene oldu. Banko alır dediğimiz. Geçen sene 2'ydi belki. Aynen. Onun evvelki sene belki 3'tü. Ama bu sene ben 6 sayarım net. Kazanabilir. Onun zevki mükemmel ya. Ve onlar yani yarın bir gün eğlenecekler. Çok az kaldı. Hani ölüyorum heyecandan. Birkaç hafta sonra özellikle değil mi? Tabii canım. İster istemez şimdi hepimizin zihninde şu gidebilir, bu gidebilir var ama 3 hafta sonra bitiyor. Evet. Yok. 3 hafta sonra kimin gideceğine dair en ufak bir sorun cevabımız yok yani.